2024 yılı itibariyle engelli ehliyeti nasıl çıkarılır? Haç sınıfı engelli ehliyetinizi nasıl güncel engelli ehliyetine çevirebilirsiniz? Normal B sınıfı ehliyetinizi nasıl kodları girilmiş engelli ehliyetine çevirebilirsiniz? Veya sıfırdan nasıl engelli ehliyeti alabilirsiniz? Hepsini bu videoda göreceksiniz arkadaşlar. B sınıfı ehliyetinizi engelli ehliyetine çevirmek için veya artık kullanılmayan H sınıfı ehliyetinizi güncel engelli ehliyetine çevirmek için veya sıfırdan engelli ehliyeti alabilmek için ilk etapta aile hekimine gidiyorsunuz. Aile hekiminiz durumunuza bakarak sürücü sağlık raporu verip sizi hastaneye sevk ediyor. Maalesef prosedürü bilmeyen o kadar fazla aile hekimi var ki eskaza doktor olmuş, sadece ayın 15'inde ATM'ye gitmeyi bilen, hiçbir mevzuatı bilmeyen ve kendini geliştirmeyen doktorlar var ki insanları çok uğraştırıyorlar. Böyle bir uygulama yok deyip de birçok engelli dostumuzu geri çeviren, sonra şikayet edilince işini yapan doktorların sayısı hayli fazla. Engelli ehliyeti almanın ilk halkası her zaman aile hekimidir. O yönlendirir ve işlemlerinize öyle devam edersiniz arkadaşlar. İşini bilmeyen doktorları lütfen Alo 184 Sabim hattına şikayet edin. Bu süreçten sonra İl Sağlık Müdürlüğü komisyonuna çıkıyorsunuz ve orada ehliyetinize hangi engelli kodlarının uygun olup olmadığı kararlaştırılıyor. Son olarak Nüfus Müdürlüğü'ne gidip işlemlerinizi sonlandırıyorsunuz. Bazı İl Sağlık Müdürlükleri komisyon işlerini tamamen hakem hastane heyetlerine devretmiş durumdalar. Direkt hastane sağlık kurulu heyetine sevk gerçekleştiriyorlar. Burada sizin engelinize bakılarak hangi kodlar uygunsa onlar size veriliyor. İl Hakem Hastane Engelli Kurulları ehliyet için ayda 2 kez toplanıyor ve sınırlı sayıda hastaya bakıyorlar. Bazı engelli arkadaşların ortopedik raporlarında sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması tavsiye edilir, kullanması uygundur şeklinde ibareler yazılıyor. Bu ibarelerle ÖTV muafiyetli otomobil alınamıyor arkadaşlar. Vergi dairesinden işlemleriniz geri dönüyor. Mutlaka raporunuzun açıklama kısmında sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir ibaresinin yazması gerekiyor. Yani gerekir yazısının mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Eğer sağlık kurulu gerekir yerine uygundur yazmış ise bunun için de birkaç işlem yapmak zorundasınız. Raporu aldığınız sağlık kurulu heyetinin başkanına çıkıyorsunuz arkadaşlar. Başkan dilekçe yazıyor, uygundur yerine gerekir şeklinde yazının düzeltilmesini belirtiyor. Bu dilekçe ile birlikte heyet sekreterliğine gidiyorsunuz. Heyet dilekçe ile birlikte raporunuzu bağlı bulunduğunuz İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderiyor. 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü eski raporunuzu iptal ediyor. E-Devlet'ten kontrol ediyorsunuz. Eski raporunuzun E-Devlet'ten silindiği zaman raporu aldığınız hastaneye tekrardan gidiyorsunuz. Sağlık Kurulu'na İl Sağlık Müdürlüğü'nün raporunuzu iptal ettiğini belirtiyorsunuz. Sağlık Kurulu sizi o gün uygunsa heyete çıkarıyor. O gün uygun değilse bir hafta içinde heyete çıkarıyor. Tekrardan muayene olmuyorsunuz. Sadece heyet sizi görüyor. Düzeltme nedeniyle geldiğiniz için burada hiçbir prosedür uygulanmıyor ve heyet raporunuzun açıklama kısmına gerekir ibaresini koyuyor. İşte bu raporla şimdi hem kodları girilmiş engelli ehliyetinizi hem de ÖTV muafiyeti otomobilinizi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar kısaca 2024 yılı itibariyle engelli ehliyeti alma prosedürleri böyle. İstediğiniz soruyu bize sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.